Şampiyonluk Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyunlarıyla karşınızdayız. 5. sırada rakiplerin arasına elini kolunu sallayarak giren ve Baron'u çalan Trick Skater var. Orada kalkan geldi. Baron düşmek üzere. Şimdi içeriye. Oo, Lee'si çalmayı başardı. Trick Skater orada Baron'u çaldı. Canıyı da ödedi bunun bedelini ama... Ama işte şimdi zona herkesin kaçması gerekiyor. Evet. Dördüncü sıranın sahibi, vadide çok sık görmediğimiz şekilde hayalet bıçaklarıyla ejderhayı çalan Herom. Şimdi ejderhayı kaldığı yerden devam eden bir TT ekibi var ki Nidalee burada çok hızlı bir şekilde o ejderhayı bitirebilecek özelliklere sahip. Bakalım son vuruş İrelia'dan. Herom çaldı ultisiyle. Nasıl ya? Kaç vuruyor abi ulti şu an? Nasıl vuruyor? Sonucunda takım savaşını kaybetseler de Herom 5 kişiyi duvara savurmayı başararak 3. sırayı alıyor. Bu arada bakalım yapabilecekler mi? Terapistin özellikle çalışırlar. İşte çok güzel bir ultisi. Ortadan gelen Rek'Sai orada 4 kişiyi havaya fırlatmayı başardı. Dolce devam ediyor. Son anda orada aradan çıkan Lissandra var. Kim ölüyor bakıyorum. İlk ölen Olaf oldu. Ardından şimdi Baxter olan çıkmaya çalışıyor. Skoru aldı yalnız çıkmadan önce. Riddix üzerlerine gidiyor. Warden'ları almaya başardı. Ardından Rek'Sai'yi alıyor. Kırmızı güçlendirmesiyle birlikte şimdi Terapist'i kovalıyor orada. Terapist'in kaçabilecek yeri yok. Bir de orada boşa giden bir ölüm cezası vardı. 3'te 3 yapan Riddix takımını sırtladı götürüyor. Listede ikincilik, kule altına giren Naru ve skorları toplayan Holy Phoenix'e gidiyor. Yani Dark Passage geriye dönme ihtiyacı da duymuyor çok fazla. Bu arada Naru araya kadar girdi. Svenpol'a odaklanmaya çalışıyor. Çok yüksek hasar üzerinde. Son anda oradan çıkıyor. Düşecek mi? Hayır. Zerat, Janna, Jarvan hepsi aynı anda ölüyorlar. Nasasunya ters tarafa doğru kaçıyor. Chris de orada sıçradı. Tuttu, yakaladı. Nasasunya kesebilecek mi? Holy Phoenix şimdi hasar anlamında yardım etmeye geldi. Holy Phoenix'e kalıyor skor. Ve listenin zirvesinde birinci seviyede yaptığı mükemmel akıl oyunuyla rakibi Jarvan'ı devre dışı bırakan Crystal var. Oo, Crystal'ın bu arada. Tam Crystal bunu çalacak. Crystal bunu çalacak çok rahat büyük çalacak. İhtimalle. Dediğin biraz gibi Dekogon bunun canı da azaldı. Hop çaldı. Bu da şimdi devamında ne getirecek şimdi acaba? Şimdi ikinciyi de çalarsa ikinci çaldı. Seviye olacak diyecek. Çaldı. Onu da çalmayı başardı. Bu arada revanş doğrudan Holy Phoenix'in üzerine gitti. Orada bir de ultulu kasırga geldi. Yetişecek mi acaba? Svenpol'un üzerinde yüksek bir hasar var. Lee'sin de oraya doğru geliyor. Revanş. Hayır. Arka taraftan Crystal uçtu ve skoru almayı başardı. Revanş'ı da yakalamayı başarıyorlar. Skor gelecek mi? Derisine 100. Orada vurmaya çalışıyor ama 2'de 2 yapan bir Crystal var. Crystal muazzam bir başlangıç yapıyor maça. Şampiyonluk Ligi karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar 13.30'da LoL TV'de.